Arkadaşlar, Başlıktan Anlayacağınız Üzere artık bu 2020 yılının son kitap alışverişi olacak. Bundan sonraki aylarda belki bir iki ay kitap alışverişi yapmayı düşünmüyorum. Elimdeki kitaplarımdaki serileri bitireceğim. O yüzden biraz onlara zaman ayırmak istiyorum. Hoşuma giden kitapların da yorumlarını mutlaka sizin için gireceğim. Şimdi ben kitap alışverişini göstermeden önce size bir şey göstereceğim. Ben birkaç video öncesinde çekiliş videosu yayınlamıştım. Yarın son gün, saati açıklamadım. Belki öğleden sonra, belki akşam üzere açıklayacağım sonucu kazananları. İkinciye yetişkin kitabı veriyorum arkadaşlar. Birinciye de iki tane bu şekilde çocuk kitabı hediye. Yalnız bu videonun altına yazmayın. Bundan önce çektiğim bir video var ve o videonun altına yazarsanız çok sevinirim. Yarın açıklayacağım ama dediğim gibi saat söylemiyorum. Belki öğleden sonra, belki akşam üzeri açıklayacağım arkadaşlar. Bunun da bilgisini yaptıktan sonra mesela arkadaşlar artık kitabı da bitirdim. Göstermek istiyorum size Toprağın Sonu. Hava Uyanıyor serisinin 3. kitabı arkadaşlar. Bunu çok fazla bahsetmeyeceğim. Hatta hiç bahsetmemeyi düşünüyorum. Çünkü spoiler içereceği için sadece fedakarlık var burada. Ben birazcık üzüldüm. Biraz neşelendim okurken. Çok eğlenceliydi. Ama bana sorarsanız ikinci kitabı daha fazla sevdim üçüncüye nazaran. Şu anda dördüncü kitaba başlayacağım. Suyun Gazabı olması lazım. Serinin dördüncü kitabı. Sabırsızlıkla bekliyorum. Gerçekten karakterleri ve yazım dili çok güzel. Çok hızlı bir şekilde okunabiliyor. Gerçekten böyle hani bir solukta kitap okumak isteyenler varsa bu seriyi okuyabilirler. Ben dördüncü kitaba geldim. Öyle söyleyeyim. Şimdi sıra kitap alışverişinde. Şöyle göstereyim. Bu arada BKM'den de arkadaşlar ben alışveriş yaptım. Çok çok güzel indirimler var. 31'ine kadar geçerli. İsterseniz bakabilirsiniz. Martı yayınlarından merak ettiğim bazı kitaplar vardı. 5 liraya düşmüşlerdi. Onlardan satın aldım. Evet arkadaşlar, ben açtığım kısmı koyar mıyım bilmiyorum. O yüzden bu şekilde başlamaya karar verdim. Bu arada takipte kalırsanız arkadaşlar BKM kitap alışverişinden de bir tane kitap daha seçtim. Sizler için çekilişle hediye edeceğim. Dediğim gibi yarın açıklayacağım. Çekilişten sonra muhtemelen yayınlarım. Hangi kitap olduğunu da gösteririm size. Şimdi şöyle Ayraçları göstereyim ben size. Bu Ayraçları çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Kitaplarda gerçi daha önceden çok çeşitli güzel Ayraçlar gönderiyorlardı. Ben onları sakladım. Belki bir gün Ayraç koleksiyonumu gösteren bir video çekerim sizler için. Şimdi başlayabiliriz arkadaşlar. Size göstereceğim bir seri arkadaşlar. Evet, cümleyi sürekli arkadaşlarla devam ediyorum. Göstereceğim seri. Kanım Sana Ait serisinin bu dördüncü kitabı Seçim. Şöyle göstereyim. Serinin hepsini toparladıktan sonra okuyorum. Bu kitabın başka, yani bu yazarın başka bir seri kitabı var. Ben şu an Kanın Günlükleri olması lazım. Ona başladım. Birinci kitabı bitirdim. İkinciyi okuyacağım. Dex yayınları. Ama o Dex yayınlarından çıkma bu arada. Bunu Artemis'ten basmış. Nedenini tabii de bilmiyorum. Bu da arkadaşlar Mürekkep Kemik serisinin sanırım dördüncü kitabı. Şu an o kadar çok fazla ışık vuruyor ki bazen gözüm bu tarafa bile kayabilir. Bu serinin dördüncü kitabı. Kemik ve Mürekkep ve Kemik serisinin dördüncü kitabı. Duman ve Demir. Şöyle göstereyim. Bu yazarın neredeyse bütün kitaplarını topladım. Çok hoşuma giden bir yazar. Bunun Cam Ev serisi vardı. Ben onu okumuştum. Üzerinden çok zaman geçti. Tekrardan okumayı planlıyorum. Belki bir seri tarzı bir şey çekebilirim. Hoşuma gider. Şimdi size bahsettiğim seriyi toparladım. Onu göstermek istiyorum. Mistik Gezgin serisinde Talih ve Kader. Şöyle göstereyim. Umarım seri güzeldir. Hemen okumaya başlayacağım çünkü. Bu da diğer kitabını da gösteriyorum. Okuyucu ve Canavar. Bu da serinin sanırım dördüncü kitabı olması lazım. Ama 12 ev serisi olarak geçiyor. Bu arada onu da söyleyeyim. Şurada yazıyor zaten alt kısmında ama muhtemelen parladığı için gözükmeyecektir. Ben bile ışıktan bakarken aşırı derecede zorlanıyorum. Evet, şimdi size göstermek istediğim bir şey var. Ben Anderson masallarını çok merak ediyordum. O yüzden birinci cildini satın aldım. Akşamları bunu okuyacağım. Çok çok hoşuma gitti. Görür görmez satın aldım. Birinci cildini bitirebilirsem çok çok hoşuma giderse ikinci cildi ve üçüncü cildini de satın alacağım. Bunlarla ilgili ben internette çok fazla masallarını okuyordum. Elimde olması çok çok hoşuma gitti. Şöyle size içeriğini göstereyim. Şöyle resimli olan bir sayfayı seçeyim. Şu şekilde.
Muhtemelen her birinde farklı farklı hikaye anlatılıyordur. Akşamları böyle hikayelerle uyumak çok keyifli. Şöyle göstereyim. Bunu satın aldım. Ve diğer kitaplarımıza gelirsek. Bunda 200 TL üzeri alışverişlerdeki alışverişi geçtiğim için kitap hediye arkadaşlar. Bir ve ikinci kitabı. Muhtemelen bunları da okuduktan sonra hediye edeceğim. Hobbit serisi. Şöyle göstermek istiyorum size. Biz kardeşimle filmlerini izlemeye başladık. Çok çok sevdim. Dedim ki kitaplarını da okuyayım. Önce Hobbit'ten başlamak istedim. Sonra Yüzüklerin Efendisi. Muhtemelen de yarın tekrar belki bir Yüzüklerin Efendisi'ni falan izleyebilirim tekrardan. Çok hoşuma gidiyor çünkü. Önce dedim ki Hobbit'i okuyayım. Daha sonra Yüzüklerin Efendisi'nin kitabını okurum. Onun da şu şekilde birincisini aldım. Bu da Metis Yayınları'nın. Şöyle göstereyim. Bu birinci. Dediğim gibi alışveriş yapmayacağım ama önümüzdeki aylarda alışveriş yaparsam, seriyi okursam ikinci ve üçüncü kitaplarını da satın alacağım muhtemelen. Şöyle göstereyim. Şimdi evet, şöyle tekrardan Hobbit'i göstereyim. Hobbit serisini. Şu içerisinden kitapları çıkartayım. Çok sevimli kitaplar gerçekten. Bana şeyi hatırlattı. Marti Yayınları'nın kutu kampanya, yani kutuda böyle küçük küçük kitaplar falan koymuşlar. Çok güzel klasik kitapları. Onları anımsattı bana. Onlar daha küçük, daha şekerler. Şöyle göstereyim. Bu çok hoşuma gitti gerçekten. Şöyle yakından da göstereyim. Yani kitapları alabilmek beni çok mutlu ediyor. Yani okumak benim için ayrı bir şey. Özellikle bu hastalık sürecinde sürekli evde oturunca yapacak başka bir şey bulamıyorsunuz. Aynı zamanda şu da bir gerçek. Diyorsunuz ki evde otursam çok fazla kitap okurdum, şunu yapardım, bunu yapardım ama gerçekten olmuyormuş. Bunu da şahidi oldum arkadaşlar. Çünkü fırsatım olmama rağmen sürekli daha fazla dizi falan izlediğimi fark ettim ya da filmlere falan sardığımı fark ettim. O yüzden dedim ki sürekli alışveriş yapıyorum. En azından biraz da kitaplara zaman ayırayım dedim. Dediğim gibi bu serinin de üçüncü kitabıydı. Şu an dördüncü kitabına başlayacağım. Suyun Gazabı. Bir solukta böyle çok eğlenceli ve hızlı kitap okumak istiyorsanız bu seriyi tavsiye ederim size. Ve diğeri de muhtemelen bunu başlık olarak koyacağım. Ya da belki de koymam bilmiyorum. Dediğim gibi yarın çekilişin sonucunu açıklayacağım. İkinciye yetişkin kitabı. Birinciye de çocuk kitabı hediyesi var. Saat aralığı vermedim. Şu anda söylüyorum. Öğleden sonra bir anda pat diye videosunu çekebilirim ya da akşam üzeri videosunu çekebilirim. Bunu da buradan bilgilendirmesini size yapmış olayım. Kitaplık turu çekmek istiyorum. Birkaç kişi yazmıştı bana hani kitaplık tur çekecek misiniz diye. Ama şu an gerçekten çekecek durum yok. Birkaç tane daha kitaplık rafı falan almam lazım. Düzenleme yapmam lazım. Belki ondan sonra çekebilirim. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Okuduğum bazı kitapları ayırdım. Onlar bende rafımda kalsın istiyordum ama şu an yerleştirecek bir yerim olmadığı için farklı bir yere kaldırdım. Onları da göstermek istiyorum çünkü. Ya zamanım olursa çok da güzel bir düzenleme yaparsam ondan sonra çekmeyi planlıyorum. Çünkü bayağı kitap verdim ve elimde buraya taşınırken sadece okumadığım kitapların çoğunluğuyla buraya geldim. Yani burada bayağı okumadığım kitap var. Onları falan da ayırmaya çalışıyorum. Gerçekten okur muyum? Ya da çekilişle hediye eder miyim? Satar mıyım? Onun gibi tip durumlara falan da bakıyorum. Neyse, videom fazla uzun olmasın arkadaşlar. Dedikçe daha çok fazla uzuyor, onu da farkındayım. Buna da katılırsanız sevinirim. Ama dediğim gibi lütfen bu videonun altına yorum atmayın. Bundan önceki videom da vardı. Onun altına yorum atabilirsiniz. Ya akşam üzeri ya da dediğim gibi öğleden sonra bunun videosunu atabilirim. Ben bir program kullanıyorum. Belki o programın çeker size gösteririm. Satın alıyorsunuz mesela 5.000 gönderim ya da 1.000 gönderime kadar belli bir ücret var. Ücreti satın aldıktan sonra kullanabiliyorsunuz. Gerçi onun açıklamasını ben video çekerken yaparım size. Şimdilik benim bahsedeceğim bu kadar arkadaşlar. Şöyle kitapları da bir kere daha göstereyim. Yüzüklerin Efendisi sabırsızlıkla okuyacağım. Yalnız puntosu çok küçükmüş. Bu kadar küçük punto beklemiyordum. Bu da dediğim gibi hediye. Ve bu baş ucu rafıma koyacağım. Akşam bir tane masal kitabı okumayı planlıyorum. Şöyle göstereyim.
Muhtemelen bunu çabuk bitireceğim gibi geliyor. Belki içerikteki bazı hikayeleri size okurum ya da anlatırım, bilmiyorum. Duruma göre karar vereceğim. Okuyucu ve canavar, talih ve kader, duman ve demir, seçim. Bunlar dediğim gibi ben genelde fark ettiyseniz serilerin devamını alıyorum. Çok önceden bunların birincileri, ikinci ve üçüncü kitaplarını okumuştum. Aradan baya uzun zaman geçti. Şimdi bunların ikinci, üçüncü ve dördüncü kitapları çıkıyor ve ben o yüzden baştan diğer kitaplara da bir bakıyorum. Hani unuttuğum kısımlar falan oluyor muhtemelen. O yüzden onları bir tekrardan göz gezdiriyorum. Ama ben çok fazla söylüyorumdur burada. Beğendiğim kitapların, yani çok hoşuma giden kitapların yorumlarını atmayı daha fazla tercih ediyorum. Ama ilginçtir ki şey çok fazla seviyorum. Kitap okuduktan sonra onların yorumlarını atanları izlemeyi daha fazla seviyorum. Bu kargo açılımlar, yeni kitaplar da çok güzel ama okuyacağım kitaplar hakkında bilgi almak, o videoları izlemek daha fazla hoşuma gidiyor. Her neyse, şimdilik benim bahsedeceğim bu kadar. Bu aldığım kitapları da ve pek çok şeyin de şu an koyabileceğim kısımlar var. Oraya yerleştireceğim. Ondan sonra bu videonun editini yapmaya çalışacağım. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.